Bakın Sultan Hanım, ben sizinle bu konuşmayı yapmak için çok düşündüm. Yani önce sizi böyle tatlı tatlı, kibar kibar uyarmaya çalıştım. Uzun uzun sohbetler ettim sizinle ama görüyorum ki hiçbir işe yaramamış. Hiçbir şey anlamamışsınız. Vay! Ha şimdi anlayışlı kız olduk yani. Estağfurullah. Ha, kot kafalı olduk yani. Ben öyle bir şey demedim. Bu fındık payını olduk yani. Sultanım ben böyle şeyler söylemedim. Bunlar sizin yorumunuz. Yani acı hiç benim tarzım değil. Ben böyle kelimeler kullanmam. Ama benim tarzım mıydı? Acaba sen bazı şeyleri anlatamayan olabilir misin? Ya da her şeyi en çok kendinin bildiğini zannediyor olabilir misin? Sultanım ben gerginlikten hiç hoşlanmam. Hele ki ailemden biriyle. Ama siz eğer Emre ve Sima üzerinde istedikleriniz yaptırma konusunda bu kadar ısrarcı olursanız çocuklarımı korumak uğruna sizinle her konuda tartışırım. Her türlü gerginliği de yaşarım ama sizin istedikleriniz olmasa müsaade etmem. Ana, Emine arıyor. Efendim? Haluk Bey. Ya Meltem Hanım'la Sultan Hanım birbirlerine girdiler ya. İkiz dünürler felsefesi yerle bir olmak üzere. Yetişin. Kapat hemen geliyorum. Tabii. Sultan Hanım benimle böyle konuşmaya hakkınız yok. Neye hakkım olup olmadığını sana soracak değilim. Herkesi ters verebilirsin ama ben asla. Sultan Hanım benimle düzgün konuşmanız konusunda sizi son kez uyarıyorum. Konuşmazsam ne olur? Konuşmazsam ne olur? Söyle bana bakayım. Ana hop 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 Sultan Hanım ne yapıyorsun? Meltem ne oluyor ya? Yok bir şey. Meltem. Sizden bir açıklama bekliyoruz. Nedir bu haliniz? Ya ne yapaysınız? İki dünür ha böyle kavga eder mi ya? Sen bu işe karışma Rıza Bey. Sen de bu işe karışma Haluk. Yürü gidin Rıza Bey. Ama ya, dur Sultan Hanım. Hayır sen karışma. Bırak git. Dur. Gidecek misin yoksa tek başıma mı gideceksin? Dur Sultan Hanım konuşalım hiçbir yere gitme. Dur ne yapaysın? Meltem bak ayıp oluyor. Allah Allah ayıp eden ben değilim. Ayıp eden o. Hem ayıp ettim. Tabii her şeyin suçlusu ben oldum. Ha şimdi sana bir şey derdim ama neyse. Asıl benim size söyleyecek çok şeyim var da söylersem çok kötü olacak. Neyse söylemeyeyim. Ha bu halde ya. Ne oluyor burada? Sinirleri bozuldu herhalde. Ne oluyor? Sultan Hanım ne oluyor ya anla. Ha bu sakin kadını nasıl zivanadan çıkarttın acaba? Ha bu oyuna bayıldım. Ento Oscar kostu. İki sünürle. Bugün... Ya ben evde sakin sakin oturuyordum. Sultan Hanım geldi. Çok mutsuzdu. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Dünürcüm. Sultan Hanım. İyi misiniz? Bir şey mi oldu? Çok keyifsizim. Hayırdır? Yani hiçbir şey hayal ettiğim gibi değil. Nasıl yani? Nasıl anlatsam? Ha başlarda çok eğlenceliydi. Evet yani keyifliydim. Ama artık hayattan tat alamayım. Hiçbir şey hayal ettiğim gibi değil. Hem de hiçbir şey. Ben hiçbir şey anlamadım. Biraz daha açıklar mısınız? Ne oluyor? Biz seninle çadır çadır kavga edemeyecek miyiz? He? Ağzımızın tadıyla bir dalaşamayacak mıyız seninle? İkiz dünürleri, yapışık dünürleri, çok mutlu dünürleri. Bu nedir ya? Dünür dediğin birbirini çekemez. Kıskanır, kavga eder. Sultan Hanım, ikiz dünürler fikri sizden çıktı zaten. Evet, haklısın. Ama ben böyle mutlu değil. Ben kriz seviyorum. Fitne, fesatlık bunlar benim işim. Ben böyle mutlu olayım yani. Ne saç böyle bir şeyden mutlu olur mu Sultan Hanım? Ben olurum. Ben olurum. Sen beni hiç kavga ederken gördün mü? Hüzünlerime kan geliyor. Yüzüme renk geliyor ya. Ben böyle mutluyum. Ben kavga edeceğim. Siz son zamanlarda ettiniz beni sevimli ceylan. Oturdu buraya bitki gibi. O ne ya? Benim kavga etmem lazım. Azıcık böyle mutlu olabilir. Benim kavga etmem lazım. Yani
Şimdi biz kavga edersek siz mutlu mu olacaksınız? Evet, mutlu olacağım. Yani en azından deşarj oluruz da rahatlarız. Tamam o zaman kavga edelim. Ben de Sultan Hanım'ı mutlu etmek için numaradan kavga ettim. Yani hepsi bir oyundu. Ama siz gelince de oyunu devam ettirmek istedik.